sosyal evselgimler plan Bob game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve, mobilya tasarımcısı. Yuri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu bölümde bir çocuk odası yapacaktık ve pazar günü saat 9'da sabah 9'da çocuk odası tasarlamaya gideceğiz. Şu anda cumartesi akşamdayız ve bence biraz dışarı çıkıp vakit geçirebiliriz. Birileriyle konuşabiliriz. Dışarılarda biraz vakit geçirelim açıkçası. Sonuçta bugün pazar. Normalde aslında bugünü tatil yapabilirdik. Pazar günü çalışmayabilirdik. Fakat bizim Yuri durur mu? Tabii ki çalışmaya sonuna kadar devam ediyor. Galeriye gidelim. Kendisi de böyle bir sanatçı, bir yaratıcı kişilik olduğu için galeride birazcık e, kimler neler yapıyor? Onlara bakalım. Belki de değişik birileriyle tanışırız. Sevebileceğimiz birileriyle. Behid ailesi geliyor. <laughs> Bu arada Behid ailesinin çocuğuna da ufak bir yardımda bulunmuştuk. Mackenzie, Mackenzie, kız sanırım tabii. Yani. Belki daha sonradan bir hidalara tekrar gideriz. Onlarla ilgili bir iş daha çıkabilir. Belli mi olur o zaman da Mackenzie'nin Toddler olduğunu, belki Child olduğunu falan görebiliriz. Neden olmasın? Şöyle gelelim azıcık. Lilith Vatore. Vampir tarafından da yani böyle bir başımız döndü bir halüsinasyona uğradık ama Lilithçiyim. Vlad'a söyle. <laughs> Bizi sinir etmesin. Ha. Evet bundan çok hoşlanmıyormuşuz. Bugüne kadar zaten oynattığım hiçbir simin bundan hoşlandığını da görmedim. Şöyle güzel bir cumartesi gecesi geçirelim. Ne yapalım işte kardeş biz de tasarımcıyız. İşimiz gücümüz çok fazla. Yoğunuz tatilimiz yok bir şeyimiz yok. Öyle boş bulduğumuz bir anda öyle ufak ufak dışarıya çıkıp biraz vakit geçiriyoruz diye bir dert yanalım insanlara. Şöyle dışarı çıkalım. Yiğit ne yapıyor? Burada bir resim yapma falan filan var. Devam etsek mi? Yok ya, bizim resimle işimiz yok. Biz tamir, mobilya işleriyle uğraşan bir tasarımcıyız. Mesela şuraya gelsek burada da bir şeyimiz yok. Bizim olayımız neredeydi? Burada yok muydu ya? Burada da oturma yeri varmış. Burada müzik bölümü. Ha şu tarafta tamam. Evet, bizim alanımız burası. Gel buraya. Kimmiş bu? Alrik Faust. Alrik Faust diye. Ne kadar değişik bir ismi varmış. Dövmeli dövmeli pek de iyi bir karakter değilmiş bulunduğu kulübe bakılırsa. Merhaba. Birazcık tanımak istiyorum bunu bakalım. Nasıl bir karakter? Kariyerini merak ettim. Hobilerini merak ettim. Bir öğrenelim bakalım. Neymiş? İyi de arkadaş olduk ya. Ha Painter'mış. Evet ressammış kendisi. O yüzden bu galeriye de gelip zaten resimlerini falan satıyormuş herhalde. Resim seviyormuş. Doğal olarak. Neymiş? Pop müziği hiç sevmiyormuş. Vallahi görüntüden zaten baya bir metal müzik severe benziyor. Ya da rock falan. Neyse onları da başka zaman öğreniriz artık. Ee, ne yapalım ne yapalım. Şuradan bir horse daha yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki at şeyimizi dekorumuzu vermiştik birine ve at yok. İyi de anlaştık ha vallahi bununla. Bakayım şeyleri neymiş? Art lover diyor. Buralarda neler var acaba? Öğreniriz belki de yakın arkadaş oluruz. Belli mi olur? Yuri ile biraz ilerledikten sonra bence ona güzel bir kulüp kurabiliriz. İşte böyle Handanus'ta ilgilenen, mobilya yapan, böyle yaratıcı, tasarımcı kişiler, kişilerden oluşan bir kulüp oluşturabiliriz. İstediğimiz zaman da onlarla birlikte dışarı çıkabiliriz. Hemen aşağıdan bir yemek yemek istiyorum. Sonrasında zaten artık sabaha karşı oldu. Eve gideriz. Şuradan mesela ne yapalım mikrodalgada breakfast burrito şöyle sabah karşı sabahladık ya resmen çünkü hiç vaktimiz yok yoğun bir şekilde çalışıyoruz daha işe yeni girmişiz hızlı hızlı bize böyle iş paslıyorlar yani çok güvendikleri için bize böyle en güvendikleri kişileri müşterilerini böyle bize paslıyorlar o yüzden de yoğunuz anca cumartesi pazara bağlayan o sabah karşı o gece şu an ayaktayız ve birazcık vakit geçirebiliyoruz kendimiz için. İlerleyen zamanlarda birazcık daha ilerleyelim. Şu anda daha işin çok başındayız. Kendimize mesela cumartesi pazarı tatil yapabiliriz. Hafta içi çalışan biri olabiliriz bence. Mantıklı olur. Evet, birine gidiyoruz. Kime gidiyoruz? Ressamlar. Enerjisi de geldi. Neyse evimize gidelim. Evet, evimize geldik. Şöyle ihtiyaçlarımızı güzel hale getirelim. 2 saat sonra işimize gideceğiz. Şuradan tekrardan şunu izleyelim. Belki haberlere çıkmışızdır biz de bu programa. <laughs> Televizyondaki bu programda Yuri'nin girmiş olduğu şirketin aslında bir tanıtım filmi gibi bir şey bu şekilde televizyonlara, gazetelere falan ilanlarını şeylerini veriyorlar ki e, insanlara daha iyi yardımcı olabilmek için insanlar daha kolay onlara ulaşsın diye. Yuri de arada bir bu kanalı böyle takip edecek belki kendisi de çıkar. Belli mi olur. <laughs> Evet son bir saatin içerisine girdik. Birazdan işimize gideceğiz. Çok güzel bir çocuk odası tasarlayacağız. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Eğlenceli olacak. Çocuk odasından kastımız bir child mı? Acaba bir toddler mı? Child'dır diye düşünüyorum kids dediği için. Bakalım şöyle hadi hızlıca geçelim. Ve evet let's go to work diyoruz. Bakalım hangi ailemize gidiyoruz? Hangi ailemizin çocuk, kız çocuk odasını yapacağız? Erkek çocuk odasını yapacağız? O da çok önemli. Evet, bir apartman dairesindeyiz. Çok güzel. Burada mıyız? Hayır, buradayız. Tık tık tık. Merhaba, ben geldim. Kimlerdi bunlar? Hangi aileydi? Bakayım. Anaya jenka. Biraz önce bunu galeride görmüştüm. Çocuk şu anda yok, okula gitti herhalde. Nargile bölümü yapmışlar buraya. Ne kadar rengarenk, karma karışık bir ev. Çocuk odası burası. Ee, şu anda çocuğumuz evde değil ve bizi çağıran da bu olduğu için büyük ihtimalle biz ondan bütün bilgileri alacağız. Keşke çocuk da burada olsaydı diyordum ve çocuğumuz geldi. Acaba burada çocuktan mı fikir almamız gerekiyor? Bizi çağıran anneden mi? Açıkçası ben çocukla konuşmak istiyorum. Billy Jeng. Billy e bir soralım bakalım favorite design diyelim. Nelerden hoşlanırsın? Odanı nasıl tasarlamamı istersin? Billy. Evet neler istiyormuş bakalım. Oradan böyle bir gösteriyor tabletten, katalogdan. Evet burada dört tane seçeneğimiz çıktı. Gittikçe fazlalaşıyor galiba. Roket biliminden hoşlanmıyormuş. Başka ne sorabiliriz? Çocuğun sevdiği rengi mengi bir şeyleri falan da aslında sormak istiyorum ama nereye gidiyor? Bir dakika şuradan bir bakalım hobilerini soralım. Neyse şu kadına da soralım. Favorite design. Bunun favorite design'ı neymiş? Anneye de soralım. Annenin fikrini de alalım. Çocuk roket biliminden falan hoşlanmıyormuş. Bakalım annenin çocuğu için istediği şey nasıl bir şey? Sarı seviyormuş. Aslında eve baktığımız zaman sarı renkleri de bir çoğunlukta gibi de diyebiliriz. Çocuğun da sevdiği rengi gibi bilseydik aslında güzel olabilirdi. Çok da bir şey de öğrenemedik ya. Şuna da soralım bari. He. Bu ne? Niye iki tane aynı şey çıktı? Yani herhalde bu kadar yapacağız. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Harika bir iş çıkartacağım. Ay. Yanlış bir şey yaptım. Sevdiği dekora birazcık hakaret etmiş gibi bir şey oldu. Neyse sarı renginden ilerleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım gidin. Tamam, sarı renginden ilerleyeceğiz. Hemen before foto'dan başlayalım. 3 tane fotoğraf çekeceğim. Unutmayayım da. Şimdi şurası şöyle bir e, yatak bölümü, şu bir çalışma bölümü gibi bir şey. Şurası da şöyle bir şey. Başlayabiliriz. Haydi bakalım. Şimdi roketi sevmiyor, onu geçtik. Bunlar neymiş? şöyle bir çocuk kategorisinde dışarı şeyleri seviyormuş böyle adamın isteği tamamen çok farklı bir şey biz adamdan yola çıkmayacağız ee, sarı renkli güzel bir dekorasyon yapacağız ee, roketle de ilgili herhangi bir şey olmayacak buradan yola çıkamayız keşke adama sormasaymışız neyse şimdi şunları oyunu da seviyor yine oyunla ilgili de bir şey koyabilirim kitap oyun televizyon. Çocuk odası olduğu için güzel şöyle raflar, oyuncaklar yine koyacağım. Şunları da kaldıralım. Çalışma masası vesaire. Evet, güzel bir oda olacağını düşünüyorum. Ee, ama ilk önce şurayı bir temizleyelim. Evet, şimdi gelebiliriz. Temizliğimizi de yaptık. Sarı rengimi alıyorum. Sarı renkli Güzel bir çocuk odası. Kids room staff'tan ilerleyebiliriz bence. Mesela şunu şöyle koyabiliriz. Üzerine şey koyacağız. Televizyon koyacağız. Saati koyabilirim. Bu kalsın. Şöyle bir iki kişilik koltuk olabilir ama bunu ötekinden yapacağım. Şöyle kelebekler yakışır mı bu kıza? Şöyle bir oyuncağımızı koyalım. Roketle ilgilenmiyorduk. Tamam kids room'u boşver. Şimdi gelelim gelelim Dream Home Decorator. Bir ışık koymam lazım benim artık buraya. Hiçbir şey görmüyorum çünkü sarı. Aynen, bak sarı ve gri olarak. Belki televizyon bölümünü kaldırabilirim belli olmaz. Hemen tekrar sarıya geliyorum. E, bu sarıyı kullanacağım. Bu bölüme koyabiliriz mi diyeceğim ama bence şu tarafa koyalım. Bu kelebeklerle de çok uyumlu olur mu? Da, onu da bilemedim ama şuradan bir dakika. Şunu kaldır. Tekrar sarıya geleceğim. Şöyle güzel soft bir sarı. Evet, bu olabilir. Güzel bir renk. Hemen boyamızı da yeşil duvarları da böyle sarı sarı yapalım. Şundan bir tane daha alayım. Sadece buraya yaptık ama şurası da olsun. Mu Yok sadece orası olsun. Belki bununla takım olması açısından şu duvarı da yapabiliriz. Evet bence fena değil. Yere geldiğim zaman sarı deyince bana nasıl parkeler veriyorsun? Hemen bakabilir miyim? Böyle bir parke verdi. Halı yapabiliriz yeri. Bence mantıklı. Çocuk odasını komple halı ser gibi döşeyelim. Ama üzerine de böyle yine bir kilimimizi atarız kilimsiz olmaz. Yatağa gelelim, yatağa gelelim. Şu güzel yeni şunlardan koymak istiyorum. Altında böyle, aa bak bu güzelmiş ha. Altına çalışmamız falan koyarız. Çok güzel olur, Dur, Şuraya gel. Evet, bu olabilir. Bu da fena demiş ama buradaki yeşillikler... Böyle griler birazcık bir hava kattı. Ama şöyle düz tonu tercih etsek bence sanki daha güzel olacak ya. Çok alacalı olmasın. Evet bence bu güzel. Çünkü burada da grilikler var. Hani gri rengini sevip sevmedikleriyle ilgili hiçbir bilgimiz yok ama ara ton olarak bir griyi koydum oraya. Şu güzel olabilir ama bence şu daha uygun gibi gözüküyor. Sarı tonumuz olsun. Evet çok güzel. Ranza altı çalışma masası gerçekten mükemmel oldu. Güzel bir dolap. Bu dolap aslında ona uygun değil. dolabın çalışma masası öteki aslında. Şu takım. Ama neyse ya her şeyde takım takım yapmayalım. Evet. Onun yanında da şu dolap. Bence gayet makul. Uygun. Şimdi şeyler vardı bir dakika. Şurada çocuk kıyafetleri. Çocuk kıyafetleri gibi bir şey vardı. Onu benim bulmam lazım. Toddler mıydı onlar? Çayatlarda da var mıydı? Üst dolap asmam lazım. Ay çok güzel şeyler var. Dur hepsini yapacağız. E, hepsini yapacağız. Nerede dolap? Altında askı asılan dolaplar hangisiydi ya? Ha şu. Buna da asılıyor galiba. Evet buna da asılıyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım mecburen. Nerede benim kıyafetlerim. Yani bu biraz tonlara benziyor. Bu da büyük. Evet bu uygun bak. Aynen. Bu tam kız çocuğu kıyafetleri. Yaşına uygun. Tişört şeyi. Şöyle sarı yapabiliriz. Bunlar da olabilir. Değişik bir renk olsun. Sarı sarı dedik de neyse hadi içinde ya da bu olsun tam farklı bir renk olsun. Güzel duvarları indirince kayboluyor olması beni sinir etse de sorun değil. Bunu boş ver. Şunları kaldıracağım tamam. Bizim şeyden ilerliyoruz. Bunu da kaldır. Onları sonra şey yaparız. Bunu da boş ver. Şimdi şurada güzel tabii ki bir kitaplık kitaplığımızı oraya mı yapsak? Bak onu da bilemedim. Şöyle şundan Ayakkabılar vardı. Bizim ayakkabılar nerede? Yok galiba burada. Lighting de bir masa lambası. Çok da bir masa lambası gibi değil bu ama neyse bir tane masa lambamız orada olmuş olsun. Dekorasyonda şurada ne var bu var bunu boş ver. Burayı da geç. Evet bu olabilir. Şu da güzel aslında. Gri yapalım. Bence gri olsun. Gri daha mantıklı. Şimdi burada koymadığımız şeyler neler? Burayı hallettik. Yatak bölümünü geçiyoruz. Evet. Şimdi şunu tam çölerek hocam bilmiyorum. Onu boş ver. Şuraya iki tane şundan koysak. Bunu da boş ver. Üstüne bundan da koyabiliriz. Evet, altları böyle doldursak daha güzel olur. Evet, bunu nasıl kaldıracağız? Ay nereye koydum? Ee, şimdi hep beraber şu tarafa biraz gidebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle yapsak, bunu da şöyle koyup şuraya bir tane şundan koymam lazım. Yani pek de uygun olmadı mı? Ne oldu? Bunu ters tarafı da olsaymış güzel olurmuş dolap kapağı öteki tarafa bakan. Yani böyle bir şey yapacağız. Bir çocuk ünitesi edasında bir şeyler. Televizyon lazım bana bir tane. Şöyle güzel bir televizyon koyalım. Aşağıya sarı müzik seti. Al sana bir tane şuraya sarı müzik seti. Oyun konsolu. Dur, teknoloji nerede? Tamam, şurada da oyun şeyi olsun. Renk sarıdan devam ediyorum. Kitse geleyim. 3-5 oyuncak koyalım bir yerlere ya. Şurada bir tane mesela. Ayıcık olsun. Bir şeyler bir şeyler. Bunu arıyordum ben de. Biraz küçült. Yukarı 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 değil aşağı. Evet. Şöyle de bunu koyduk. Bence burası gayet güzel oldu. Birkaç tane daha dekor bir şey buralara serpiştirebilir miyim diye şöyle hızlıca bir göz gezdirmek istiyorum. Ne bileyim şuralara kitaplar mesela. Kitaplık koyacaktım. Şundan koyabiliriz. Güzel olur. Şuraya da bir tane şöyle ders kitapları gibi bir şey koyalım. Böyle dolu dolu bir alan olmuş olsun. Hemen şeye döneceğim. Nerede nerede nerede? Dream Home Decorator koltuk 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 karşısına şöyle güzel bir koltuk koyalım şu bir şu da iki aynen şöyle birleştirerek güzel sarı ikili bir koltuk yapmış olalım buradan hem oyununu oynasın hem televizyonu izlesin mükemmel ötesi bir şey olmuş olsun aa bak sarılı gri grili bu da çok güzel olur buraya Vallahi güzel olur şöyle ortaya da bir halı atmış olalım mükemmel Şimdi 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 birazcık tablolarla mı donatsak acaba? Acabası biraz tablo mu koysak? Şöyle bir şey. Bir tık küçülsek. Şöyle bir şey olsa. Böyle değişik tablolar asmış olsunlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çocuk odasına gelelim. Saat koyabilirim. Ama nereye? Şöyle mesela şurada saat olabilir. Şimdi kıyafet giyinme bölümü hazır. Buradan içeri girebilecekler mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Şunu bir tık daha şöyle alabilirsem girerler herhalde. Bir sıkıntı olmaz umarım. Bilgisayar koyabilirim. Müzikle ilgileniyor mu? Hobisini, osunu, busunu öğrenemedik. Şöyle bir kitap bırakmış olayım. Onun dışında belki müzikle ilgileniyordur. Bir keman verelim. Belki ne bileyim. Craft mraft bir şeyler ilgileniyordur. Dur müzik aleti şurada dursun. Çocuk en nihayetinde bu tarz şeylerle ilgileniyor olabilir. Müzik 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 müzik. Müziği de şöyle yanına koyalım. Belki onunla da ilgileniyordur. Başka da bir şey kalmadı galiba ya. Daha ne koyacağız? Toybox'lardan konulabilir. Ama gerek yok bence. Gayet güzel oldu. Sarıyla ilgili hallettik. Buradan ne verebilirim? Ne verebilirim? Benim dekorlardan bir tane fil. Evet. Hediye olarak bir tane fil verdim. Güzel bir after photo çekelim. Bayağı güzel oldu. Çünkü ee, şöyle yatak bölümü Kaç tane çekmiştim Bu da 3 tane çekmiştim galiba şöyle olsun hangi açılardan çektiğimi bir tık unuttum şunu da şöyle dolap bölümünden de çekelim Tamam işte böyle bir şey olmuş olsun şimdi hemen gelin bakalım müşteriler ne yapmışım yatak bölümünü çekmişim o yatak bölümüyle şunu meçlesek şunla şunu onunla da bunu meçleyelim. Haydi gelebilirsiniz. Bizim kadın zaten evden hiç gitmemişti ki. Hazır mısın minik çocuk? Evet herkes geliyor. Buradan nasıl geçtiler bunlar? Tuvaletin içinden odaya geçtiler. Neyse. Before after'lara bakalım. Gerçekten aşırı modern bir oda oldu yalnız. Koyu koyu böyle bir odaydı. Renk açıldı resmen. Evet oda nasıl gelin bakın. beğendi. Check this out. Sevdiniz mi? Pek Ranza'dan yana değilmiş galiba. Evet. Çocuk hazırmış. Güzel. Şimdi çocuk nerede? Çocuğum gel. Final. Evet sevgili Billy gerçekten çok memnun kaldı. Hemen diğerlerine de soralım. Gel. Final. Ne kadar pislettiniz buraları ya. Her tarafı pislettiniz. Evet o da çok beğendi. Hemen bu da gelsin. Gel 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 final beğendin mi? Evet bu da gözlerime inanamıyorum. Çok güzel oldu falan. Güzel tasarladık. Evet 762 kazandım. Go home. Gayet güzel oldu. Çocuk odası gerçekten çok başarılıydı. Yuri Yine başarılı bir şekilde evine geldi, güzel bir çocuk odası tasarladı. Yapmış olduğu küçük bir dolarından da hediye olarak bıraktı. Bakalım iş olarak level 2'deyiz halen. Henüz ilerlemedik. Devamında da yine tabii ki işler almaya devam edeceğiz. Şimdi hemen şöyle bir gig diyoruz. Bakalım neler varmış. Evet bir öncekinde kitsi seçerken mutfaktı falandı bir sürü şey çıkmıştı. Banyo vardı bir sürü şey vardı şu anda yok. İki tane room renovation çıktı. Yine room renovation'a yani seçtiğim herhangi bir odayı düzenlemekten devam edeceğiz. Belki bunu yaptıktan sonra bir sonraki işte tekrar kitchen falan çıkabilir. Açıkçası bu kitsten sonra çıkmış olsaydı şu an mutfak yapmayı çok istiyordum. E, mutfağı seçecektim. Aklımda o kalmıştı ama çıkmadı. E, kimlermiş? Haytonlar varmış. Bir de Spencer Kim Lewis, Lewis, Spencer Kim Lewis'ler varmış. Bunları tanıyorum. Şu Heaton'lar kimlermiş merak ettim. Şu Heaton'ları seçmiş olalım. Pazartesi günü sabah 9'da tekrardan işe gideceğiz. Şu anda e, pazar günü akşam 7'deyiz. Pazartesi günü o zaman bir sonraki bölümde Heaton ailesinin evine bakacağız. Neleri sevdiklerine göre nasıl bir oda? Yani evlerindeki hangi odayı tasarlayacağız? Ona bir bakmış olacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Yuri gerçekten güzel bir tasarımcı. Bakalım bu yolda nasıl ilerleyecek? Şu anda insanlardan çok güzel cevaplar aldı. Çok güzel dönüşler aldı. İtibarı gayet iyi durumda. Belki de çok kısa zamanda herkes tarafından bilinen, e, ünlü bir iç dekorasyoncu mobilya tasarımcısı olabiliriz. Kim bilir göreceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi odanın nasıl olduğuyla alakalı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bütün görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmuyorsunuz ve tabii ki kanala abone değilseniz desteklemek için abone olursanız çok çok mutlu olurum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.